Herkese iyi akşamlar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak düzenlemiş olduğumuz seminerlerin 8.sine hoş geldiniz. Maalesef bugün ufak tefek aksaklıklar yaşıyoruz. Bunun için yayınımız hem geç başladı hem de ara ara tekrar başlatıp durdurma gibi bir durum söz konusu oldu. Şimdi tekrar diyorum, umarım bir sorun yaşamayız ve konuşmamız sizin de beklediğiniz bir şekilde devam eder. Hocamızı tekrar davet ettim. Kusura bakmayın. Hocamdan yanınızı bekliyorum. Hemen destek olacağım size. Kusura bakmayın, telefonla hocama ulaşıp hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam. Tamam, şimdi başla. Evet, şimdi başlattım hocam. Sizi davet ettim. Yukarı doğru. Kabul ederseniz. Kabul edin hocam. Evet, başlıyor. Kabul edin. Tamam. Evet. Evet. Tamamdır işte. Hocamız aramızda. Hoş geldiniz hocam. Kusura bakmayın, canlı yayın aksiliği oldu. Teknolojiye tabii ayak uyduramıyoruz. Yaşımız başımız geçtiği halde benim bu yaşımın başını geçtiğimi bir türlü bilmediler bunlar. Dediler ki hocam ne olursun böyle bize canlı yayın yap. Ben de dedim ki Nabi ne demiş? Egerçi köne metağız, revacımız yoktur. Revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur. Aman hocam ihtiyacımız yoktur'u kaldır. Egerçi köne metağız, revacımız yoktur. Onu da kaldır. Hele Yahya Kemal'in bu halka vakfedecek mülkü malımız yoktur. 5-10 gazelle şu kalbi haraptan başka. Beytini hiç olmazsa bize söyleyin. Ona uyalım dediniz. Ben de ne diyeyim, sağ olasınız. Medeniyet Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi, öğrencim, Profesör Doktor Muharrem Dayanç ve doktor öğretim üyesi Fatma Özkan. Sizlere teşekkür ederim yavrum. Beni bu akşam dinlemek lütfunda bulunan akademisyenleri, öğrencilerimi, şiirden zevk alan yurdumun güzel insanlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konumuz geniş bir coğrafyada 600 yıl hüküm süren ceddimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun şiir hazinesine bir bakıştır. Çok teşekkür ederim. Alanın dışında izleyiciler olduğunu düşünerek bu dönem şiirleriyle ilgili kısa bilgiler vermenin uygun olacağını düşündüm. Dönemin şairlerine divan şairi, şiirlerini topladıkları eserlerine divan denir. Hemen hemen hepsi devrin medreselerinde okumuş, ayrıca özel ders almışlar, cami dersleri almışlardır. İslam bilgileri çok güzel öğrenmişler, Arapça ve Farsça da şiirler yazacak kadar bu iki lisanı öğrenmişlerdir. Sayıları ne kadardır derseniz, sayıları 3000'in üzerindedir. Nerelerde peki kimler şiir yazmıştır? Başta padişah olmak üzere sadrazamlar, vezirler, şeyhülislamlar, gazaskerler, kadılar, müderrisler ve defterdarlar şiir yazmışlardır. Az da olsa esnafın da şiirleri vardır, şair vardır, esnaftan. Hatta bir mürekkepçi için o bir cehli mürekkeptir, mürekkep satmadır işi diyen bir başkası laf atmıştır. Adam mürekkepçidir ama şairdir. Peki yetiştikleri şehirler nerelerdir? Çocuklar o belki çoktan beri terk ettiğimiz yerlerdir. Bağdat'tır, Prizren'dir, Piriştine'dir, Sofya'dır, Halep'tir, Belgrad'tır, Şunlu'dur, Manastır'dır, Selanik, Kosova, Üsküp'tür.
Ama çok, daha çok Aşık Çelebi'nin şu beytinde söylediği selam olsun, selamettir Edirne, Bursa, İstanbul. Güzellerle kıyamettir Edirne, Bursa, İstanbul diye anlattığı bu üç Osmanlı başkentindendir. Az da olsa Amasya, Trabzon, Sivas, Konya, Kayseri'den de divan şairi yetişmiştir. İç içe yaşadığımız, dini ve kültürel ilişkiler içinde bulunduğumuz Arapça ve Farsçadan kelime tamlamalar alınmıştır. Bu şiirde vardır. Bunların bir kısmı kalem, kitap, kütüphane, çarşamba, perşembe gibi zamanla Türkçeleşmiş kelimelerdir. Şairler nerelerde oturmuşlardır, kalkmışlardır, nerelerde yaşamışlardır? Evet. Sarayda yaşamışlardır, konakta yaşamışlardır, bahçede şiir söylemişlerdir, hamamlarda sohbet etmişlerdir, şiir söylemişlerdir, kahvelerde bir araya gelmiş söylemişlerdir ve camide şiir söylemişlerdir. Şimdi hemen aklınıza bir şey gelecek hocam. Camide de şiir şöyle söylenir mi diye. Süleyman Çelebi Mevlid'i nasıl yazdı? Nasıldı? Doğru. Mevlid'in ilk beyti nasıldı? Onu bir düşünürseniz şiirin ilk defa camide de söylendiğini anlayacaksınız. Evet. Peki ağırlıklı konu nedir? Ağırlıklı konu nedir? Aşktır. Sosyal hayattır. Bunlar terennüm edilmiştir. Edebiyat tarihçileri bu dönem edebiyatını divan edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı şeklinde isimlendirmişlerdir. Konu başlığında görüldüğü gibi ben bu eski sözünü eskimemiş şekline değiştirdim. Eskimemiş şiirimiz dedim. Niye dedim? Çocukluğumuzda ilkokulda bize eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut, sensin çocuğum diye şiir ezberlettiler. Eskiyi niye unutalım? Niye unuturuz? Her yeni bir eskinin devamı değil mi? Biz eskiyi kötüse almayız. Eski eskidir. Yeniyi de iyiyse alırız. Eski olmasa yeni olmaz. Evet, o halde bu konuda Ziya Gökalp Yahya Kemal'e şöyle bir beyit söylemiştir. Harabisin, harabati değilsin. Gözün mazidedir, ati değilsin. Yahya Kemal ona cevap veriyor. Diyor ki, ne harabi, ne harabatiyim. Kökü mazide olan atiyim. Yani kökü mazide olan bir geleceğim. Evet, Yahya Kemal bir beytinde de sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim. Bir meşaledir, devredilir elden ele diyor. Çocuklarım beni görüyorlar mı kızım? Görüyorlar mı? Görüyorlar. Evet hocam, görüyorlar. Yorum da yapıyorlar. Bakışlarını görüyorum. Ben sizi bölmek istemediğim için dahil olamıyorum. Çok da güzel gidiyor. Onlar beni Yoksa unutmuyorlar. Onlar beni unutamazlar. Çünkü bu dünyayı sizinle sevmişim ben. Sizin bensiz bu dünya nemdir ey dost diye bağırıyorum. Ve biz bugün eğer ayaktaysak bu gençlerin, bu çocukların sevgisi, saygısı ve dualarıyla ayaktayız. Sizlerin dualarıyla ayaktayız. çok Evet, teşekkür ederim. bir meşale. Biz aldık bu meşaleyi, elle götürdük. Gitti Mecnun, hane-i dehri bana ısmarladı. Bir harap evdir kalır divaneden divaneye diyoruz. Ve bir başka divaneye Evet. bırakıp geçiyoruz. Buyurun Evet, hocam. o halde peki bu dönem şiiri beyit esasına dayanır. Bunu bilelim. Beyit. Beyit ne demek? Beyit ev demektir. Ev. Beyit Arapça ev demek. Evin içinde ne vardır? Neşe vardır, ızdırap vardır. Ne evin içinde sevgi vardır, aşk vardır. Daha neler, neler vardır bir evin içinde. Ben mi sayacağım onları size? O zaman böyle evlere nasıl bir kapıdan girilir? Tabii bu bir köy evi değildir. Bir konaktır, bir saraydır. Ve onların da kanatlı kapıları vardır. İşte beytin de iki tane mısrağı vardır. İki mısra bir kanat, iki kanattır. Oradan girilir içine. Bir evin içerisinde dediğim gibi bunlar var. Peki o halde biz ne yapalım? Bir şu beyitlerin içerisine girmeye çalışalım. Buyurun hocam lütfen. Nasıl başlayalım? Önce aşk şiirleriyle başlayacağız. Evet Aşk hocam. nedir? Aşk nedir? Aşk nedir? Onu Eşrefoğlu Rumi'nin diliyle söyleyelim.
Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk. Elinde sükkeri yani şekeri ayrığa sunup ağıyı kendi içmektir adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ona kendini atmaktır adı aşk. Bir ateş denizine kendini atacaksın ki aşık oldum diyesin. Ya da hani yeni edebiyatta daha çok söylenir. Ben aşıkım diye laf etme gönül. Dağlarda duman var. Sen ne olacaksın? Evet. Dilimizi yaşatan şairlerimizi teker teker şöyle bir göreceğiz. Ama aşkı biz iki merhalede görüyoruz. Daha doğrusu divan şairlerinde aşk birisi mecazi aşk yani dünyevi aşk, bu güzel dünyanın güzellerine, güzelliklerine hayran olmak, onlar hakkında şiirler yazmak. İkincisi ise ilahi aşktır yani hakiki aşktır. Peki bunlardan ilahi aşkı önce divan şairinde söylemeden önce Yunus Emre'nin şu mısralarını söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Murad maksuduma eremezsem yazık bana, hayıf bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini göremezsem yazık bana, hayıf bana, vah bana. Yani bir cemal vardır. Hakiki aşkta cemal vardır. Cemal nedir? Allah'ın insan yüzünde tecellisidir. Yani insanın yüzünde Allahu Teala'yı görüyorsun baktığın zaman. Yaratanı hissediyorsun. Ona kavuşmaktır. Cemal peşinde koşmuştur. Onun için cennet cennet dedikleri 3-5 köşkle birkaç huri isteyene ver onları. Bana seni gerek, seni diyen Yunus Emre burada cemali kastetmiştir. Peki başka kimlerine söylemiştir bu konuda? Ey hatayı idi ekberdir cemali dilberin, biz bu idi ekbere kurbana gelmişlerdeniz. Beni affedin etsinler bilenler, hocalarımız, değerli öğrencilerimiz. Söyleyeyim, İdi Ekber Kurban Bayramı'nın Cuma gününe rastlaması ilk gününün rastlarsa ona İdi Ekber denir ki bu sene öyle oldu. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bizim Buyurun hocam. artık insanlarımız dini duygulardan, dini inançlarına bir şey söylemiyorum da bilgilerden uzak yaşıyorlar. Biz Allah nasip etti 2012'de hacca gittik. Birisi dedi ki ne zaman gittin? Ekim'de oradaydık dedim. E niye kışın gitmediniz? Halbuki Kurban Bayramı ne zamansa hac o zaman oluyor. Ona dedim ki neyse bizimki öyle oldu kırmamak için. Öylece geçtik. O halde ey hatayı idi ekberdir cemali dilberin. Ey hatayı ne demek ki Şah İsmail? İdi ekberdir. Yani cumaya rastlayan her Evet. zaman rastlamıyor. Bir bayramdır. Ne ya nedir o? Bekbedir, cemali Dilber'in, sevgilinin cemali, o güzel görünümü bir İdi Ekber'dir. Biz bu İdi Ekber'e kurbana gelmişlerdeniz. Şimdi hocalar vaaz ederken bazen böyle yorulurlar. Derler ki hele bir şehadet kelimesi getirin. Yani o kendini toparlayacak. Ondan sonra onlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh derken hoca da ne diyeceğini şöyle bir toparlayıp söylemek ister. Ben bu arada şöyle bir işi canlandırmak için bir şeyden bahsedeceğim. Böyle bizim gibi yaşı geçmiş bir adam yolda yürürken bir güzel görür. Dayanamaz. Gider onu şap diye öper. Aman ya Rabbi, kadıncağız bar bar bağırır. Utanmaz herif. Nasıl şey yaparsın böyle bir şey? Ben seni mahkemeye vereceğim edeceğim. Adam kaçar ve şahit bulur. Mahkemeye verir. Hakimin karşısına çıkarlar. Ama şimdi etraftaki annesini, babasını, babaannesini, çocuğu hepsini oraya mahkemeye getirmiş. Dinleyici olarak bakalım bu terbiyesiz adam ne diyecek diye bekliyorlar burada. Hakim sormuş, demiş ki sen bu demiş bayana demiş yolda rastlamışsın, öpmüşsün demiş. Öptüm hakim bey demiş. E niye öpüyorsun demiş. E Allah'ın cemalini gördüm onda yüzünde, onun için öptüm demiş. O zaman demiş ki öyleyse şurada onun babaannesi var, bir de onu öp demiş. O da demiş ki hakim ve hepsini ben mi öpeceğim demiş. Onu da sen öp demiş. Yani şimdi bu cemal meselesini birileri bu şekilde anlayıp da sakın bir şeyler yapmasınlar, mahkemeye düşmesinler. Evet, cemalin musafın açma rakibe,
Önünde kafirin Kur'an gerekmez. Ey diyor sevgilim sen bir Kur'an-ı Kerim'e benzeyen ki Kur'an böyle açılır sağ sol iki taraf. %2'dir böyle bu şekil değil mi? Kur'an sayfası gibi. Cemalin mushafın açma rakibe. Rakip mi? Onu da başkası seviyor sonra da rakip diyoruz. Önünde kafirin Kur'an gerekmez. Rakip bir kafirdir. Onun önünde Kur'an gerekmez. Bu şekilde dini konuları işleyenlerden birisi de Piri Mehmet Paşa'dır. Piri Mehmet Paşa'nın bir beytine rastladık biz. O beytine Hasan Ziya'yı da bir şiir yazmıştı. O beyt şöyledir, çok güzel. Göğe savursalar eğer külümüz, Hazreti Hakk'adır tevekkülümüz. Bir tevekkül meselesi, eğer bizi öldürseler, hani şeyde göre beni öldüreler, göğüm, köye savuralar, toprağım anda çağıra bana seni gerek seni diyor ya Yunus. Onun gibi bizi öldürseler, gökyüzüne savursalar, orada gene bizim külümüz Hazreti Hakk'adır, tevekkülümüz onadır diyor. Evet, şimdi aşk imiş her ne var alemde, ilim bir gıylü galimmiş ancak. Fuzuli öyle diyor. Diyor ki dünyada ne varsa aşktır, ilim bir dedikodudan ibarettir. Biz de o halde aşka böyle başladık, ilmi de kenara bıraktık. Bir şey daha şu Fuzuli'den söyleyelim de sevginin, aşkın değerini bilenler bu şekilde hareket etsinler. İzin verirsen söyle iki adım su içeyim bir Buyur, oldu. lütfen hocam, lütfen. Canı kim cananı için sevse cananı sever. Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Bakın çocuklar bunları ezberlemeniz lazım. Eğer bugüne kadar ezberlemediyseniz sonra size münker nekir sorar. Ne yaptınız bu dünyada diye. İlla muhakkak dini konularda değil de bir herkesin de mesleği var burada. Onu da sorabilirler. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Eğer canı için kim ki cananın sever, canın sever. Kim ki sevgilisini kendi için seviyorsa canını seviyordur. Ama canı kim cananı için sevse cananı sever. İşte sevgilisi için seviyorsa o zaman seviyor anlamda. Aslında. Evet şimdi bizim edebiyatımızda yani bu divan edebiyatında sembolik kişiler vardır. Bunun birisi Mecnun'dur. Yani Kays Mecnun cinnet getirmiştir. Mecnun'dur. Birisi de Ferhat'tır. Bunlar delidirler ama diyor ki akil isen deme Ferhad ile Mecnun'a deli, eylesen halka nazar her biri bir güne deli. Sen eğer aklın başında bir adamsan, çok akıllıysan sakın Ferhad ile Mecnun'a deli demeyesin. Şöyle bir halka bak, bak ki ne kadar deli görüyorsun. Bilmiş ki elemsiz geçen ömrün mazisi Hocam. de ahisi de boşmuş. Boşmuş. Demek ki o halde Mecnun ki la ilahe illa derdi teklifi şuur eyleseler la derdi şol mertebe Mevlas mı şol mertebe Leyla'sına meftunu dikim Mevla diyecek mahalde Leyla derdi. Burada bir şey var. Mecnun ki la ilahe illa. Hani la ilahe illallah diyoruz. La ilahe Allah yok demek. İllallah ondan başka Allah yok. Ama Mecnun diyor ki la ilahe illa Leyla diyor. Allah diyeceğine Mecnun ki la ilahe illa derdi. Teklifi şuur eyleseler la derdi. Şol mertebe Leyla'sına meftunu dikim. Mevla diyecek mahalde Leyla derdi. Öylece Leyla'sına düşmüş ama sonradan bakmışlar ki rahatsızlandı. Ne yapalım şimdi? Götürelim bunu efendim Kabe'de Hacerül Esved'e bir elini yüzünü sürsün. Düzelir demişler. Gitmiş oraya. Orada dua edecek. Orada ne diyor? Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni. Az eyleme inayetini ehli dertten. Yani kim çok belalara kıl müptela beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim vasına mümkün ola götürmek saba beni.
Evet, şimdi tabii bu Mecnun öyle şey yapmış ki bundan sonra arkadan yetişen şairler kendilerini Mecnun'la kıyaslamışlar. Bazıları da ondan daha fazla aşık olduğunu, cinnet getirdiğini anlatmaya çalışmış. Hani Fuzuli ne diyor? Ben de Mecnun'dan Füzun, aşıklık istidadı var, aşık-ı sadık menem. Mecnun'un ancak adı var. Aşık. Birisi de diyor ki, biri de diyor ki, Sine-i pür ateşim, sindan idi ol demde kim? Kaysa zenciri cünun işlerdi hattat-ı kaza. Çocuklar önünde yazılı bunlar ama usulen yazdım işte. Size hep böyle ezberden okuyorum biliyorsunuz. Sınıflarda da okuyordum. Benim hafızamda yani artık bu yaştan sonra öğünsek ne olacak? Kimseye şeyimiz yok. 3000'in üstünde beyit vardır hafızamda. Bazıları 20 sene hiç aklıma gelmez. 20 sene sonra gelenler oluyor. Öylece geçip gidiyor. İşte birisi dün aklıma geldi. Şimdi söyleyeyim bu konu Buyurun. utanıyorum. Ben bilmez idim gizli gıyan hep senimizsin. Canlarda ve tenlerde nihan hep senimizsin. Senden bu cihan içe nişan isterdim ben. Ahir şunu bildim ki cihan hep senimizsin. Ya benim yabancı olarak yani bu kültüre biraz yakın olmayanlar da herhalde bunları anlıyorlar. Bak Shakespeare'i bütün İngilizler biliyor. Sizler de biraz lügat karıştırsanız, verseniz buna kendinizi, kökü burada yani. Bunu daha çok anlarsınız takımcılar, zevk alırsınız. Yani ben şimdi sizin ağzınıza bir parmak bal sürmeye çalışıyorum ama gerisi ne çıkacak bilemiyorum. Ellerinize, ağzınıza sağlık hocam. Biz sizi severek dinliyoruz. Çok zamanım var mı? Ne kadar oldu? Buyurun hocam. Daha zamanınız var. Ben size söyleyeceğim zamanınız azaldığında. Değil. Hani emekli adam Lütfen. böyle şeye çıkarırsan Edirne'de biz Cuma namazına gidiyorduk. Vakti bir oranın müftüsü vardı İbrahim Efendi Allah rahmet eylesin. Vaaza çıktığı zaman bitirmiyor ki Cuma namazı kılalım. Ya gene Efendi geldi emekli müftü herhalde inmiyor derdik. Bize şimdi yaşıma başıma bakmadan getirdiniz buraya ne yapayım? Şimdi Çok çocuklar memnun bir olacağım. Çok Mehmet teşekkürler. Ali'nin bir beyti var. Geley Leyla geley candan yakın canan uzaklaşma. Senin aşkınla canlardan geçen Mecnun'la uğraşma. Ben 2 sene lisede öğretmenlik yaptım. İlk meslek yılım Tarsus Lisesi'nde. Bir gün sınıfa girdim. Çocuklara ödev vermiştim. Her zaman girerim. Şuraları çalışın, defterinize yazın, getirin. Bakacağım, takip edeceğim. Yazmamıştı. Bağırdım, çağırdım. Birdenbire sınıfın en sonundan bir kızım Leyla adında ne bağırıyorsun be diye bağırdı bana. Ne bağırıyorsun dedi. Herkes sustu. Ayağa kalktı. Hocam özür dilerim dedi. Kendinde değil çünkü roman yazıyordu. Kahramanını bu şekilde bağıran bir insan diye kabul etmiyordu. Kendinde değilim hocam dedi. Ben de ona gel bakayım tahtaya dedim. Geley Leyla, geley candan yakın canan, uzaklaşma. Senin aşkınla canlardan geçen Mecnun'la uğraşma. Şimdi kim bilir yavrum kaç çocuk doğurdun Leyla neredesin? Evet bir ikinci efendim sembol ismimiz Ferhat'tır. Hacdegâh-ı Husrevi bir şebki tezyin ettiler. Hunu Ferhad'ı hınayı pay-i şirin ettiler. Ne dediler şimdi? Ferhat da dedi ki şiirin ben seninle evlenirim. İşte bir sütun dağlarını yarıp getireceksin. Sarayın havuzuna çünkü onu Hüsrev'le evlendirdiler ama onun hiç beraber olmadı. Her seferinde kandırdı. Gönlü Ferhat'ta ama buraya dedi işte havuza yayladan sağacağın sütleri bir kanal yap oradan gelsin aksın. Ben de orada bir süt banyosu yapayım. Arkasından seninle evlenirim. Bir serserin biri geçen süt banyosu yapmış. Sakın onlarla karıştırmayın o serserilere bunları. Bu bir hikayedir. Onu yapıyor. Dağları geldi ama bir koca karı fitnesiyle onu oyaladıklarını söylediler. Bu da küllüğünü attı, intihar etti. O zaman bir şairin birisi diyor ki Haclegah-ı Husrevi, Husrev'in damat odasını bir şebki tezyin ettiler. Bir akşamki donattılar, güzelleştirdiler. Hunu Ferhad'ı, Ferhad'ın kanını hınayı payı şiirin ettiler. Şiirinin ayağına kına yaktılar. Ferhad'ın ölmüş kanından getirdiler şeyin ayağına, şiirin ayağına kına yaptılar. Ama
Şeyde Nevi de bir şiirinde diyor ki Ferhada öz vücudu dağlarca hail idi, yoksa değildi aciz ol bir sütun elinden. Yani kendi benini yenememişti. Kendi benini yenseydi o bir sütun dağları çoktan erir giderdi. Ferhada öz vücudu dağlarca engel idi, hail idi, yoksa değildi aciz ol bir sütun elinden. Sonra devamında kef kef geçer denizler, aşk ile muzdarip hal, dağlar şikayet eyler sabrı sükun elinden diyor Nevi. Denizler biliyorsunuz köpükler yükseliyor, 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 Allah'a doğru gidiyor. Ondan aşağı dönüyor. Kef kef geçer denizler. Neyle? İlahi aşka. Aşk ne halde? Muzdarip muzdarip birbirine çarpa çarpa. Dağlar ne yapıyor? Dağlar şikayet eyler sabrı sükun elinden. Niye? Dağlar niye acaba öyle şey yapıyor? Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten tabii bu faydalanmış. Elem neş'alel arda mihaden ve cibale evtada Amme suresinde estağfirullah. Elem neş'alel arda mihaden biz yeryüzünü bir beşik vel cibale evtada dağlara da bir kazık kazık gibi koyduk. İşte buradan hareketle onlar şikayet ediyorlar. Evet, şimdi ayetlerle ilgili bir şey yaptım da şairlerimiz tabi biliyorsunuz bütün şiirlerinin bir kısmını ayetlerden yararlanarak yazmışlardır. Cihan efsanedir aldanma baki, gamu şadi hayali haba benzer. Ey baki bu dünya bir gelip geçicidir. Aldanma efsanedir ve gam da yemlanmak da gülmek de eğlenmek de hayal ve hayali haba benzer, uykuya benzer. Ve Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Et dünya laibin ve lehvin. Dünya oyun ve oyuncaktan ibarettir. Peki, Fuzuli'de de böyle bir beyit var. Bu gamlar kim benim vardır, bayirin başına konsa, çıkar küffar cehennemden güler ehli azap oynar. Fuzuli diyor ki, benim o kadar derdim, sıkıntım, üzüntüm var ki, bu gamlarımı bir devenin üstüne yükleseniz, evet, eğer bayirin başına konsa çıkar küffar cehennemden güler ehli azap oynar. Kafirler cehennemden çıkarlar, azap ehli de oynamaya başlarlar. Gülerler, oynarlar. Tamam da bu ne demek yani? Bu da şu, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Hatta yelicel cemel üfisem bil hıyat. Yani deve iğnenin deliğinden geçerse kafirler cennete giderler. Cehennem ehli oraya gidebilirler. Fuzuli diyor ki, ya Rabbi diyor, sen benim dertlerim o kadar çok ki biliyorsun. Bu dertlerimi götürsen, devenin üstüne koysan, deve zayıflar, zayıflar, zayıflar. Ondan sonra da iğnenin deliğinden geçer. Cehennem ehli de sevinir. Cennete giderler diyor. Neyse biz bu kadar söyledikten sonra, bu ilahi aşktan bahsettikten sonra, daha gerisini mutasavvıfların hayatıyla ilgili kitapları ve şairlerimizin daha neler söylediklerini okuyarak öğrenirsiniz, ama aşık öldü diyor, sala verirler, ölen hayvan dürür, aşıklar ölmez, biliyorsunuz değil mi? Hayvan yani bedeni şey gider ama gerçek olan Allah'a ulaşacak olan insan ölmüyor. Şimdi biz burada Necip Fazıl'ın bir şiiriyle bu konuyu biraz öteye gidelim. Anladım işi sanat, Allah'ı aramakmış, marifet bu gerisi yalnız çelik çomakmış. Evet, o özetlemiş. Şimdi mecazi aşka dönelim bakalım bir. Ne yapacağız? Öldürdüm. Şimdi mecazi aşkta bir güzel vardır. O güzele karşı efendim birçok kişi meyil etmiştir. Şimdi var ya, yani meyil ediyorlar. Birini efendim seviyor, birini sevmiyor. 3 ay ayrı, 5 ay sonra ayrılıyor. Ayrılıp gidiyor. Yani şey yapıyor. Hani bam telinde fire verdi insanlık. Duvağına çer çöp doldu Leyla'nın diyor. Bir genç benim öğrencim. Şimdi Güzel artık demiş. iyi bir aşk yaşadılar diyor. Gazetelerde görüyorsunuz. Ne yaşadılar bilmiyoruz. Bunun adı aşk değil tabii bu anlatılan şeylerin de. Biz buraya gelelim o halde. Bir rakip var, bir sevgili var. O sevgiliyi seven, güzeli seven başkaları var. Onlar arasında kavga var. Hala da oluyor bu kavga. Bitmiş değil.
Öldürürdüm ya reşiyinde rakibi kafiri, caiz olsa Kabe'de hınzir kurban eylemek. Eğer Kabe'de domuz kurban etme eylemek caiz olsaydı, ben rakibi sevgilinin kapısında 40 diye keser kurban ederdim. Deriyle dost edindim. Giribanım deride, benim yakam yırtıldı. Damenim çak, gel bak, giribanım deride. Damenim çak, eteğim her tarafım parçalandı. Ey sevgilim diyor. Ey, biri de diyor ki, ey kilabı küvü dilber, size netti hayreti, şair hayreti. Ey kilabı küvü dilber, ey sevgilimin köyünün köpekleri, size hayreti ne yaptı şair hayreti ki, çağırı şu perbiriniz, damanım almak yol mudur? Böyle cencun edip toplanıp bir araya gelip de benim eteğime yapışmak yol mudur? Ha, burada eteğime denince herkes şey yapmasın. Erkekler eskiden etek uzun giyiyorlardı. Etekleri de vardı da. Onun için böyle söylemiş. Şimdi bir hatıradan bahsedeceğim bir beyitle. Secdedir her yerde bir büt görsem ayinim benim. Hah mümin, hah kafir dut, budur dinim benim diyor Fuzuli. Ben diyor sevgilinin önünde secdedir. Nerede bir güzel görürsem onun önünde secde diyorum. Ona eğiliyorum. Ha, evet, ha, istersen diyor hah mümin dut, hah kafir dut, budur dinim benim. İşte benim dinim bu diyor. İster bana kafir de, ister mümin de. Şimdi Trakya Üniversitesi'nde bu çocuklar oradan yetiştiler sağ olsunlar. Ders verirken Türk Dil Edebiyatı bölümünde efendim bir gün bu beyti okudum. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Kızım dedim, hiç secde ettin dedim, bir öğrencime sordum. Yok hocam dedi. Olabilir. Peki secdedeni gördün mü dedim. Ona da yok dedi. Ne yapacağım şimdi? Ben dedim ki yavrum bak, biz üç tane caminin, Selimiye'nin, eski caminin, üç şerefelinin yan yana olduğu, aralarında 500 metre bulunan bir yerde yaşıyoruz. Ve turistler geliyorlar Selimiye Camii'ne, geliyorlar Müslümanlar nasıl secde ediyor, ibadet ediyor diye bakıyorlar. Sen de dedim bir gün git kapıda dedim başına bir eşarp verirler. Bak dedim, ne yapayım, biraz yumuşak da söyledim yani, kızmadım, gönlü de kırmadım zannediyorum. Evet. Gene Fuzuli diyor ki, edemem terk Fuzuli serikuyin yarin, vatanımdır, 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 vatanım. Ey Fuzuli, ben sevgilinin bulunduğu köy, bu edebiyatta sevgilinin bulunduğu yerdir. Bir türlü terk edemiyorum, oradan ayrılmam. Ora benim vatanımdır, 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 vatanım. Üç defa söylüyor. Vatan orası, sevgilinin bulduğu yer. Evet, ama şimdi divan şairlerinden birisi de diyor ki, Habib nicesin öldürmese Habib olmaz. Tabip nicesin öldürmese tabip olmaz. Sevgili birkaç tanesini böyle aldatacak ki gerçek sevgili olsun. Doktorlar da nasıl birkaç kişiyi pıh işte şuna kalpten gitti falan demezse efendim gerçekten doktor olmaz diyor. Tabii benim oğlum bundan muaftır biliyorsunuz. Ortopedi profesörü oğlum, sağ olsunlar. O güzel ameliyatlar yapıyorum. Evet. Hello, bir selamlar hocam. Gören sanır ki safadan semai rah ederim. Dönüp dönüp bakarım küy yara ah ederim. Hep küy var. Gören sanır ki semadan semai rah ederim. Şöyle bir ayağa kalkın, şöyle dönün. Dönüp dönüp bakıyor. Dönüyor böyle. Dönüyor. Siz zannetmeyin ki ben sefadan, sevincimden böyle sema yapıyorum. Dönüp dönüp bakarım küy yara. Sevgilimin dönüp dönüp köyüne bakarım, oradan ayrılıyorum ama ah ah ederim. Ve bir başka beyitte, yılda bir kurban keserler halkı alem gıyd için, an be an saat be saat ben senin kurbanınam. Sevgilisine diyor ki yılda herkes birer bir defa kurban kesiyorlar halk, ama an be an saat be saat ben senin kurbanım. Evet. Çocuklar bakın, beni dinleyiciler güzeller, aşk odu evvel düşer maşuka, sonra aşıka, şimdi gör kim yanmayınca yakmadığı pervaneyi. Bak bu kızım Fatma duymuş benden daha evvel bunu. Aşk ateşi önce
Maşuka yani sevilene düşer, sonra da aşıka düşer. Ma bak ki yanmayınca pervaneyi yakmadı. Pervane ona doğru koşanı aşıklar. Yani yanacak ki bu yandaki bir ateş olacak. Ondan sonra. Peki ben şimdi öğrenciye bunları anlatırken çocuklar derslerde birisi parmak kaldırdı. Buyur oğlum dedim. Hocam dedi. Üçüncü baskı dedi. Ya oğlum yani ben üç defa söylemişim. Peki oğlum dedim ne yapayım? Şimdi üçüncü baskıysa dedim. Ben sana bir şey söyleyeceğim dedim. Şimdi onu bir tekrar eder misin? Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yâre mutadım. Seni ey gül sever canım ki canana hitabımsın. Bak dedim burada şair ne diyor? Nedim dedim. Gülüm, gülüm, gel gülüm, 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 gülüm. Kaç defa? Ha, 8 defa oldu. Bak dedim bir defa değil yani. Gülüm, gülüm, gülüm diyor dedim. Yani şimdi tekrar ediyor. Sen bu beyti tekrar edebilir misin? Edemezsin. E senin gibiler dedim 8 defa baskı yapsam ne olacak dedim. Öyle olsun dedim. De onu öyle atlattık geçti gitti. Evet. Yaktım tenimi. Vasıl günü şemtek ama bil kim bu tedarik şebi hicranın içindir. Bakın bu divan şairlerimizin Fuzuli divanını tahlil eden sağ olsun bizim rahmetli hocamız Ali Nattarlan hemen hemen her beyitte bir cemal bulmuştur, bir vahdet bulmuştur. Mutlaka bir tasavvufi duyguların işlendiğini dile getirmiştir. Ama o da insandır. Sırasında başka beyitler de vardır. İşte o beyitlerden bir tanesi de budur. Yaktım tenimi vasıl günü, sevgilime kavuştuğum gün ben şöyle bir kucakladım onu ve ben vücudumu yaktım. Onun ateşiyle yaktım. Ne gibi? Ne gibi? Şemtek. Bir mum gibi. Mum gibi. O zaman ateş o. Mum gibi. Şemtek ama bil kim bu tedarik şebi hicranın içindir. Bil ki diyor bu tedarikim benim. Ondan ayrıldığım gecelerde bana bir adeta akü vaziyeti görsün. Beni hep ısıtsın diye ona sarıldım, yaktım. Evet. Birisi de diyor ki, bir mısra söyleyelim oradan. Dili zarı hasta kıldın, ne yaman nezaredir bu? Sevgilisine bakıyor diyor ki benim inleyen gönlümü diyor hastalandırdın diyor hasta ettin diyor. Ne yaman nezaredir bu? Nasıl bir bakıştır ya Rabbi? Bakışlara bak, bakışa söylüyor. Evet geliyoruz biraz daha devrimize doğru 18. yüzyıla doğru. Buyurun. Sürüzade Vehbi benim doktora tezim orada bir beyit gözüme geldi. Gönül Buyurun. engam-ı piride yine taze civan ister. Dayanmak arzusuyla asalık bir fidan ister. Şimdi bizim şairlerimiz, divan şairlerimiz hep taze peşinde koşmuşlar. Taze peşinde koşmuşlar. Burada da öyle diyor. Gönül diyor hengamı bir yaşlılık döneminde diyor. Yine diyor. Yine kelimesi çok enteresan. Daha evvel var demek ki. Taze civan ister. Yeni bir sevgili ister. Yeni bir aşk arıyorum haberin olsun gibi. Onun gibi bir şey. Dayanmak arzusuyla asalık bir fidan ister. Bir değneğine artık yürüyemiyor, zor yürüyor da sevgilisinin böyle tutar tutar öyle gidecek. Evet, şeyde Ziya Paşa da buna benzer bir başka bir söylüyor. O da yine bir taze istiyor. Nevcivan sevmekte ben pirani tayyib eylemem. Hüsn olur ki seyrederken ihtiyar elden gider. Güzelleri sevmekte, yeni güzelleri, gençleri sevmekte ben diyor yaşlılara diyor pek ayıplamıyorum. Hüsn olur ki seyrederken ihtiyar elden gider. Güzel öyle güzel olur ki onu seyrederken ihtiyar elden gider. Bir, gayri ihtiyari küt. İki, ölür, düşer, geberir. Yani mahvolur, kendisi gider. Bir de gayri ihtiyar onun peşinden gider. Bir, ikincisi de ihtiyar gençleşir. İhtiyar elden gider. Üç tane anlamı var burada. Hangisi hoşunuza gidiyorsa düşünün siz. Evet. Şimdi Aydın Üniversitesi'nde 2 sene hocalık yaptım. Orası biraz vakıf üniversitesi olduğu için biz resmi bir disiplinli hayattan daha başka bir hayata geçtik. Öğrenciler geç gelir, girerler içeri, nereden geliyorsun demeyiz. Neyse bir kızım girdi içeriye bir gün. Biraz geç girdi, oturdu yerine. Ve bakıyorum ben de ders işliyorum. Tahtaya Osmanlıca çocukları biliyor, beyti yazıyorum. Anlatacağım. Birdenbire baktım, oturdu. Önce sevgilisine bir mesaj attı. Ondan sonra tırnaklarına bir baktı. Sonra
Öyle oturuyor. Dedim ki bir kağıt verin arkadaşınıza, kalem de ben vereyim oradan. Bak dedim bir beyit bir şeyler yaz kızım da. Ağzında da sakız var. Sakız çiğniyor. Olmadı. Kızım dedim gel tahtaya bir beyit yazalım da onu inceleyelim dedim. Geldi. Ah kim ağzım sulandı seyrederken sağ kızı Buse vadiyle şeker çiğnerdi bir tersa kızı dedim. Yazdım Zümrüzade Vehbi'nin bu beytini. Ah kim ağzım sulandı seyrederken sağ kızı. Şimdi burada Zümrüzade Vehbi Sakız Adası'nda kadılık yapmıştır. Sakız Adası çok güzel bir yeşil bir ada olduğu söylenir. Ve seyrederken gerçekten ağzı sulanır insanın. Ah kim ağzım sulandı seyrederken sakızı. Bir. İkincisi sakız rakısı vardır. Ve Osmanlı'nın şairleri, divan şairleri şeyle içkileri, meyhaneleri, sevgilileri olduğu gibi vardır. Bunu kimse şey yapmasın. Yani giderler. Zaten Galata semti tamamıyla biraz sonra da örnek vereceğim. Tamamıyla Hristiyan ailelerin yaşadığı yerdir. Oraya da kaçar giderler. Ve böylece ağzım sulandı seyrederken sakızı sakız rakısını bir de. İkincisi Buse vaadiyle, Öpücük vaadiyle şeker çiğnerdi bir tersa kızı, bir Hristiyan dilberi. İşte öpücük ve oldu olmazdı falan. Sakız çiğner gibi. Bir de ağzında da sakız varmış üstelik. Dedim ki bundan sonra da herhalde kimse sakız çiğnemez dedik. Öyle de oldu nitekim kurtardı. Şimdi tabii divan şairleri kendilerini biraz kurtarmak istiyorlar. Merdimi çeşmim eğer gayre bakarsa affet. Yanılır ey gözümün nuru insandır bu. Benim diyor göz bebeğim diyor eğer merdimi çeşmim eğer gayre bakarsa affet diyor ey sevgilim bir başkasına bakarsam işte giderken şöyle beni affet yanılır ey gözümün nuru insandır bu. İnsandır bu diyor yanılır diyor. Ve güzeller ne yapıyorlar? Güzeller Adem'e çok iş ederler soyarlar akıbet derviş ederler. Şimdi zamanımıza da bu uygun biraz daha. Bunu da söylemişler. Bunda anlaşılmayacak bir şey olmadığı için şey yapmıyorum. Hey koculası, odaya gel dedim. Dilber dedi. Hoş varalım amriya. Ama odan tenha mıdır? Ey amri tam odaya gel diyorsun da kimse yok mu orada? Bak görüyorsunuz böyle efendim kendi yaşayışlarını da dile getirmişler. Şimdi bu şairler bir eskiden bu dönemlerde şiir meclisleri olurdu. O Kemal Paşazade'nin de bir gün kurduğu mecliste herkes bir şiir okuyacak. Toplanırsınız bir yerlere de derlersiniz ki işte bir şarkı söylediniz birisi. Bir şiir oku, bir bilmece yap, bir şu söyle. Sıradan herkes bir şey anlatacak. Yani edebiyat öğretmenleri de bakın bir daha söylüyorum. Bir yerlere gittikleri zaman onlar mutlaka hafızalarında şiir bilmeli, var olmalıdır, söylemelidirler. Şimdi orada sıra birisine geliyor. Ona gelince o da bir beyit söyleyecek. Hemen kalkıyor diyor ki, Meyhane-i dehr içre ben bir dolu kaldırdım. Bir çengi güzel sevdim, sermayeyi çaldırdım. Allah Allah. Meyhane-i dehr içre İşte aslında meyhanesinde ben bir dolu şey kadehler hep doludur. Dolu kaldırdım. Bir çengi yani çingene de diyebilirsiniz. Şey yapan, def dümbelek çalan da demektir. Çengi güzel sevdim. Sermayeyi çaldırdım. O zaman Şeyhülislam Kemal Paşazade der ki belli belli doğru doğru sen sermayeyi çalmışsın ve çalmışsın çaldırmadın da bir başkasının beytini okumuş orada. Böyle yarışmalar olur. Sonra bak şimdi Naili çok güzel söylüyor bir beytinde. Kadem kadem gece teşrifi Naili o mehin cihan cihan elemi intizara değmez mi? Sevgilisi bekliyor Naili gelmiyor. Gece karanlığı bekle bekle gelmiyor ama bir de bakıyor ki tık 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 ayak sesi sevgilisi geliyor. O zaman bir gece boyu beklediğinin karşılığını bulduğunu söylüyor. Kadem kadem tık 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 gece sevgili teşrif eder. Teşrifi öyle gelmez. Naili ey naili o mehin o ay yüzü sevgilinin cihan cihan elem intizara. Yıllar dünyayı dolduran bir ızdırapla beklemenin karşılığı değil midir diyor. Tabii bu iş niye gece? O zaman her şey yasak da onun için gündüz yok. Yarim gece geldi, yine yarim gece gitti. Hiç bilmezem ömrüm nice geldi.
gece gitti. Bu da bir rüyadır bir noktada. Yani sevgilisi gece gelmiş, gece gitmiş. Yani başka bir şey değil, ne diyelim buna. Sonra sosyal yaşayışla ilgili birkaç da şey yapalım. Herhalde bir 10 dakika. Evet hocam. O konuya da girelim, oradan da bahsedelim. Bir yaklaşık 20 dakikaya yakın zamanımız var. İsterseniz son 20 dakikaya yakın bir zamanımız var hocam. İsterseniz 20, son 5 dakika. Dakika size... 20 dakika mı? Bilirim, evet. Bilirim. Evet. Şimdi eskiden tabii sosyal hayat olmaz mı? Millet yaşıyor tabii, bir arada olacak. Bir beyitte şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Siyah futa kuşanıp girse hammama o mehpeker, halayık tas çalarlar, ay tutulduğu zannedip yer yer. Siyah futa kuşanıp, siyah bir peştemal kuşanıp o sevgili hamama girse o kadar güzel ki oradaki insanlar onun güzelliği karşısında halayık halk yani tas çalarlar. Taslarını çalmaya başlarlar. Ne diye? Ay tutulduğu zannedip yer yer. Yer yer ay tutulmuş galiba. Hani sevgili şöyle peştemalı şey yapmış ama göğsünden bir kısım beyazlık görülüyor. Bir kısmı ay tutulduğu zaman yarı beyaz görülüyor. Yarısı diğer de siyahtır. Halayık tas çalıyorlar ki şey yapsın şeytan efendim ayı bıraksın. Yani diye tas çalmaya başlarlar. Onun güzelliği karşısında. Bunu Mehmet Akif başka bir beytinde şöyle anlatır. Ay tutulmuş şeytanı kalkın kovalım diyerek dümbelek çalmada yüzlerce kadın kız erkek. Bu adet ve gelenek ta bu zamana gelmiş. Peki hocam bu siyah futa ben sınıfta çocuklara bunu anlattığım zaman dedim her zaman söyledim çocuklar ben 9 yaşıma kadar kadınlar hamamına gittim. Anam götürüyordu. Orada herkes gülüyor. Oğlum niye gülüyorsunuz? Siz şimdi aklınıza çeşit şeytani şeyler geldi. Gülüyorsunuz. Şimdi ben hamama gittiğim zaman bak gerçekten analarımız aha şuradan ta ayağına kadar göğsünün üstünden ayağına kadar peştemallarla oturuyorlardı. Yani kadın kadına böyle oturuyorlardı. O zaman o halde bir geleneğin bilinmemesidir. Bu geleneğin bilinmemesiyle ilgili bir hatıram daha var. İstanbul'da bir sempozyumda Tanzimat dönemi sonrası yakın tarihte Paris'e giden bir büyük elçinin oradaki efendim hatıralarını anlattı bir hoca. Ve hatıralarında diyor ki şu saatte diyor saat 22 yani 10 gece saat 10 ama Paris sokakları ışıl ışıl elektrikler yanıyor ve insanlar sokaklarda. Fakat şu anda Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da o tarih tabii İstanbul'da artık ikinci uykularını almışlar insanlar. İkinci uykularını almışlar deyince salondakiler bir kahkaha attılar, güldüler. Benim ağrıma gitti. Ben de bir söz istedim. Dedim ki hocam siz böyle söylediniz. Herkes güldü. Niye güldüler anlayamadım dedim. İki ayrı dünyanın iki ayrı insanı. Yani bu yandaki insanlar sabahleyin sabah namazından sonra işe başlıyorlar, çıkıyorlar. Akşamda karanlık günü oldu mu akşam namazı kılıp gelip yastığı kırıp yatıyorlar. Ayrı dünyanın insanları. Ama bugün İstanbul'da biz de saat 10'a kadar bütün kuyumcular şunlar bunlar kapalı. O zaman gidiyoruz. Yani bu farkı görmemiz lazım. Ayrı dünyaların insanlarının ayrı yaşayışları şey yapmamız lazım. Şiirlerimize de yansıyor doğal olarak. Sosyal bir konuya şey yapacağım. Bir beyi söyleyeceğim. Sevir'de sakin olmaktan varıp kil satmak evladır. O kavmi eşelin nanın vücuda külli safradır. Birisini Sevir köyüne öğretmen olarak tayin etmişler. Çok berbatmış. Diyor ki Sevir'de, Sevir köyünde oturmaktansa varıp diyor kil satmak, hamamın önünde kil satmak daha iyi. Bak şimdi geliyor akla. Benim çocukluğumda gerçekten analarımız başlarına kil vuruyorlardı. Bu bugünkü şampiyonların yerine, şampuanların yerine kil, hamamların önünde kil satılıyormuş o zaman. Yani hamamların hamamlarda, bakın çocuklar, hamamlarda berberler de, berber de hamamlarda vardır. Hamamlarda şair meclisleri vardır. İşte mesela şeyli Bursalı Celili, Hamdizade Celili şeyini, şiirini Aşık Çelebi ile orada tartışmıştır. Benim oğlum, benim Abdülcelil'im, benim oğlum, benim Abdülcelil'im, balık pazarına uğratmayasız diye vasiyette bulunmuştur İskender Çelebi'ye. Yani balık pazarı bütün içki ve aleminin bulunduğu yerlerdir. Oraya şey yapın. Bu da şimdi hamamda
karşılaşmıştır Celili'ye. Orada sohbet etmiştir. O zaman hamamın önünde de kil satılır. Ve o kavmiye çelinliğinin vücuda kül ise o köydeki diyor insanların diyor şeyleri, ekmekleri vücudumuza bütünüyle safradır diyor. Evet, ben dedim ki bizim şairlerimiz İstanbul'da Galata semtine kaçıp kaçıp gidiyorlar. Orada gizlice güzelleri seyrediyorlar. Kitapsız mülazim, kitapsız müderris, mülazim İshak, içerler şarabı, olunmaz yasak. Ya şarap haram edilmiş de, yasak edilmiş de, ama kime edilmiş, halka edilmiş. Ya üste yaşayanların hepsi gene sıradan, bunları tatmışlar, gizli gizli yapmışlar. Ve kaçıp giden içenler de olmuş işte, kitapsız müderris diyor hem de. Mülazim İshak, iki anlamı var burada. Biri Allahsız, kitapsız delisin, birisinde de eseri yok ortada. İçerler şarabı, olunmaz yasak. Ve kaçıyorlar, Galata'ya gidiyorlar. Galata'ya sanem seyriğine çıkmış, İstanbul'dan bir iki din ruhusu. Bir iki din adamı İstanbul'a, Galata'ya güzelleri seyretmeye gitmiş. Bu edebiyatta bir de zahit meselesi vardır. Zahit işte dindar, çok fazla dindar ama İslami emirleri, yasakları yerine getirdikten başka biraz daha fazla ibadetten sufi dediğimiz sofu olmuş bugün. Sufi, mutasavvuf dediğimiz oraya kadar ulaşan bir kısmı. Bir kısmı da işte kendisini efendim kenara çekmiş, dünya işleriyle pek ilgilenmeyen insandır. Ama divan şairleriyle de bunların hepsiyle bir kavgası vardır. Niye? Yaşayışları biraz ayrıdır. Onun için o şeye, zahide hep laf atarlar. Ol lütebra ebrusun koyup mihraba döndürmem yüzüm. Koy beni zahit bana, verme Tanrı için azap. Ey zahit diyor. Ben o çok güzel olan sevgilinin kaşları, put gibi olan sevgilinin bırakıp da kaşlarda mihraba benziyor ya. Mihraba yüzümü döndürmem, camiye gelip daha ibadet etmem. Koy beni zahit bana, verme Tanrı için azap. Ne olursun zahit, beni kendi halime bırak, Allah için bana azap verme diyor. Daha biri sonra diyor ki birisi, bana teklifi zühd etti, bana teklifi zühd etmezdi idrak olsa zahitte, yazıklar kim onu akil, beni divane yazmışlar. Bana diyor teklifi zühd, yani sen de gel bizim gibi ol demezdi eğer onda idrak olsaydı, yazıklar kim onu akil, beni divane yazmışlar. Yani onu akıllı demişler, bana da divane demişler. Veya birisi de diyor ki, gel ey zahit, temenni akıl, bana haktan dua eyle. Ey zahit gel, temenni eyle, bana haktan dua et. De kim daim, anı bir dil rübaya müptela eyle. Yani sen duanda de ki, bu adamı şöyle alıp götüren bir sevgiliye, gönlünü alıp kral çalan götüren bir sevgiliye müptela eyle diye dua et diyor. Şimdi Piri Mehmet Paşa, bir mutasavvuftur, bir mevlevidir. Şeyinin dışında biliyorsunuz bu hem Kanuni Sultan Süleyman hem de Yavuz Sultan Selim'le başlayan devlet adamlığı Kanuni ile noktalanmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında önce defterdar, daha sonra ne yazık ki vezir olmamış dediği o savaş tonunda vezir olmuştur. Fakat kaç defa eli bağlı önüne gelmiştir, ölümle karşı karşıya gelmiştir. Çünkü Yavuz Sultan Selim çok hemen hiddetlenip de vezirlerini katlettiren bir padişahtır zaman zaman. Ve bir defasında da kılıcıyla birisine dürtmüştür böyle. Piri Mehmet Paşa da en sonunda dayanamamıştır. Demiştir ki vezirken, sultanım devlet müebbet için ne olur beni katlet. Seni öldürteceğim. Öldürteceğim de yerine oturacak adam bulamıyorum diyor cevap olarak. Öylesine bir Piri Mehmet Paşa var ve bununla ilgili benim bir makalem yayınlandı. Onu siz daha derinlemesine okursunuz. Piri Mehmet Paşa'nın 7 tane beyti var. Bir tanesi ise şöyle: Zahidi hasret-i mey öyle zayıf eyledi kim elde tesbih-i asası salavat ile yürür. Zahidi diyor hasret-i mey, içki hasreti, özlemi öyle zayıf etti ki, öyle zayıflattı ki elde tesbihi ve asası, değneği salavat çekerek Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yolda böyle tık 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 böyle gidiyor, artık çökmüş gitmiş anlamında böyle bir beyik söylemiş. Şarabı terk edip zahit
Başını verme kavgaya. Birisi de öyle diyor. Şarabı terk edip zahit başını verme kavgaya. Hani ya niye güzel şeye uyuyorsun sen? Şarabı terk ediyorsun da başını kavgaya veriyorsun. Güzellerle ayak seyranın eyle gel Galata'ya. Güzellikle gel, güzellerle gel Galata semtinde Hristiyanların bulunduğu yer işte gezegen meyleri. Galata'ya ne yap gel güzellerle ayak seyranın eyle. Yani orada bir siz şimdi volta atlatmışsın, volta atlat mı diyorsunuz. Onun gibi gel oralarda gel. Ne yapacaksın? Şarabı terk edip de başını kavgaya veriyorsun diyor. Ve Sümbüzade Vehbi de şöyle bir beyit söylüyor gene Zahit'le ilgili. Belaya uğradık Zahit gelip bu semte yerleşti. Asasıyla çıkıp da zevkime her an olur mani. Ne yapacağız diyor. Belaya uğradık. Zahit gelip bizim mahalleye yerleşti. Elinde de sonra çıkıyor asasıyla benim her türlü zevkime engel olmaya çalıştı diyor. Engel Bu da öyle karşı çıkmış. Şimdi bu sosyal ilişkilerden biraz da şey yapayım. Padişahlar cuma selamlığına çıkarlar. Cuma selamlığına ben daha önceleri sadece padişah erkekler etrafındaki vezirdir, şeydir, sadrazamdır, defterdardır. Onlarla geliyor zannediyordum. Halbuki cuma selamlığına sarayın şeyleri de sultan bayanları da çıkıyorlar, beraber geliyorlar. beraber. Arabalarla birlikte alkışlar arasında geliyorlar ve Selahattin camilerde cuma namazını kılar padişahlar. Edirne'de Selahattin Camii, Selimiye Camii bir Selahattin Camii, sultanların namaz kıldığı. Ben oraya bir sebeple bir iki defa gittim. O şeyde sultanın namaz kıldığı yerin etrafı böyle tamamen adaletle ilgili ayetlerle çevrilmiştir. Adalet anlatılır. Ve orada hatırı da kalsın diye söylüyorum. Ruslar işgal ettikleri zaman oranın Çinilerini almış bir kısmını götürmüşler. Bir de mihrabın sağ tarafındaki Çin'i almış götürmüşler. Orası boş duruyor. Hala geldi gelmedi zannediyorum. Ve sultan şehre geliyor tabii beraber. Diyor ki şair, sultan şehre geldi de yu seyre çıkarlar. Sultan şehre geldi diye herkes seyre çıkıyor. Her taraf mehlika dolu. Sultana kim bakar? Her taraf güzellerle dolu. Sultana kim bakacak diyor. Kim bakacak? Demezler kim bir beytte de. Demezler kim gelen ol padişahı alem aradır. Çıkarlar seyri sultan etmeye alem temaşadır. Demezler kim gelen ol padişahı alem aradır. Yani cihanı süsleyen padişah geliyor. Demezler ya ne yaparlar? Çıkarlar seyri sultanımına. Çıkarlar seyri sultan etmeye. Alem temaşadır. Sultan hanıma bakıyorlar herkes. Bu alem bir Herkes. temaşadır diyor. Yani nasıl bir şey? Padişaha bakacağın sultan hanıma bakıyor. O meşhur biliyorsunuz başka bir şey var. İncili Çavuş'ta. Onları da siz araştırın. Ahmet Paşa Hocam, bir ne kadarımız var? sözünüzü keseyim. Son 6 dakikamız var. 6 dakika mı? Son 6 dakikamız var. Oraya peki. Kısaca bu şekilde toparlayabilirsek iyi olur hocam. Şimdi o halde şöyle gelelim, bir de aşağıya gelelim. Şimdi tamam, şiir herkes şiir söyler. Erzurum'da bir Cevat Dursunoğlu'nun diye birisi var, oranın eşrafından. Bir gün doktora gidiyor. Doktor diyor, doktor muayene ediyor. Diyor ki, yetişir içme şu zıkkım tütünü, öleceksin diyor. O da kalem eline alıyor. Yetişir içme şu zıkkım tütünü, diyen elbet onu benden daha zalimce yıkar. O benim için bu kadar yıl gece gündüz yandı. Ben onun için bir kerecik ölsem ne çıkar diye yazıyor. Veriyor doktora, kendini kurtarıyor. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bitireyim Buyurun. aslında. Burhaniye'de mezarlıklar çok şeydir, güzeldir. Bir kaymakam gelmiş, modern bir mezarlık yapmış. Oranın zeytin tüccarlarından Gemalmaz İsmail Efendi ki çocuklar bana hocam bunu söyleyesin dedi birileri açtı da peki dedim onları hatırlamışlar. Gemalmaz İsmail Efendi adında zeytin tüccarı var. Onun hanımı ölüyor. Hanımı ölünce onunla beraber aynı şeyde çalışan fabrikada çalışan bir bayan iyice artık sabahları makyajını fazla yapıyor geliyor. Efendi diyor beni belki diyor kendisine eş olarak alır diyor.
Süsleniyor, püsleniyor. Bir gün bakıyor, iki gün ses yok. Bir gün diyor ki İsmail Efendi, işte Ayşe Hanım diyor, sana diyor bir söz söyleyeceğim ama kimseye söyleme, sırdır diyor. Buyur ağam diyor, hay hay diyor. Kızını bana ver diyor. Lan kızı 20 yaşında, adam 70 yaşında. Nasıl olacak? Şimdi düşünüyor, diyor ki ben buna vereyim, bu ölür. Bütün mal bize kalır diyor. Olur ağam diyor. Ve gerçekten 20 yaştaki kızını evlendiriyor şeyle. Gemalmaz İsmail Efendi ile ve o gece ölüyor gerçekten. Yani ilk gecede küt gidiyor adam, katten gidiyor. O zaman oranın halk şairlerinden birisi bir şiir yazmış ve bu şiir de onun mezar taşındadır. Gemalmaz İsmail Efendi, cihan bitti. Ufulü cümle ahibbasını nalan etti. Gemalmaz İsmail Efendi, cihan bitti. Onun ölümü bütün dostlarını üzdü, ağlattı. 70'inde ateşi aşk ile şaha kalkınca gemi aldı azıya, kendisi 4 nal gitti. Artık bu gemiyi azıya almayı da siz düşünün. Sağ çocuklar, şimdi ben sizlere bir şiirle tamamlayacağım. Bakın, bunu her zaman siz efendim aklınızdan, hafızanızdan çıkarmayın. Bu şekilde hareket edin. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan. Derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı. Ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık doğmuyoruz şimdi bu topraklarda. O topraklar bu topraklar yavrularım. Sizler kökünüzü, aslınızı unutmayacaksınız. Bu ülkenin çocuklarına, bu zengin ülkenin, zengin kültürün güzelliklerini aktaracaksınız. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, bu programı hazırladığınız için çok sağ olasınız. Bir şey söyleyeyim de bitireyim o zaman. Buyurun hocam, ben de size teşekkür Gidiyor. etmeden önce lütfen Cep buyurun hocam. yatağında uzar fecre kadar kıssayı aşk. Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler. Evet, bir daha söyleyelim. Benim için söylüyorum. Anı hoş tut garibindir. Tabii ki. De biz gittik. Gönül derler seri kuyunda bir divanemiz kaldı. Sağ olun yavrularım. Gözlerinizden öptüm. Yaşımı sorarsanız kızım yazmış demiş ki yaşı bilinmiyor demiş. Ama başka bir acaba. Yoksa Yaşı çok genç. sağ Hocam, olun. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Eskiden Dili ve Edebiyatı bölümü olarak size çok teşekkür ederiz sağ olun. hocam. Eskiden şöyle Hem gerçi buyurun hocam. yaşımız bulmadı tam 40'ı ama kim bilir kaç defa geçtik feleğin çemberini. Hadi yavrularım, hoşça kalın. Ağzınıza sağlık hocam. Bu zamanınızı ayırıp bu saatte bizleri gerçekten eski Türk şiirine, beytine, sosyal hayatına, aşkına, her şeyine dolu dolu bir şekilde doyurdunuz gerçekten. Bu saate kadar bizleri sabırla dinleyen, izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ufak tefek aksaklıklarımız oldu programla ilgili. Onun için kusurumuza bakmayın. Ama bence dolu dolu bir saat için buna değdi. Hocam, ellerinizden öpüyoruz. Sağ ol İyi ki yavrum. varsınız. Sağ ol. İyi ki... O güzel iyi ki... insan muhabbetimiz çok yaşasın. Sen de bir de orada bizim daha bir kızımız daha var biliyorsun. Ona da Evet selamlarım. hocam. Aleykümselam Kime? hocam. Şermin Hoca ediyorsunuz. Şermin, evet. Muharrem hocamız, Şermin hocamız, hocalarımız. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Size hayırlı sağlıklı bir ömür diliyoruz hocam. Amin. Umarım tekrar sizi ağırlama fırsatımız olur. Çok Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi Sağ olun. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Sağ ol.